geliyor. O kadar da güzel dans ediyorsun ki ekran başı siz de biliyorsunuz solmaz 3,5 yaşından beri dans ediyor. 3,5-4 yaşından 4,5. Beri dans ediyor. Dans etmeyi seviyor. Bana göre romanların prensesi o. Ben roman kızıyım. Benim üzüntüm de mutluluğum da roman havası çalana kadar diyecek kadar da yürekli bir kız. Sevdiler birbirlerini. Nurullah da Siirtlilerin prensi. Ama Nurullah dün atarlandı. Bakalım bugün olaylar ne durumda? Haklı çıktın mı? Çıktın. Hangi konuda? Neydi? Hastaydın. Gördün, herkes sana hasta oldu şu anda zaten, emin olabilirsinler. Ekran başı, bütün herkes sana hasta oldu. Dün hastaydı canım, bugün hastaydın. İyileşmiş. Bir gün neyse nasıl iyileşebiliyor ya? Ben de hastayım, yarın bir iyileşeceğim. Hasta. Ne yapayım? Bir hasta. Allah'ımın izniyle. Bir dakika abla, niye karışmayın abla, herkes yanlış. Şimdi bu roman kızı, ilacı danstır. İlacı kapı, da. Kapı, evet ben öyle var ama. Kimsenin, kimseye ben müdahale etmiyorum. Böyle tanıyoruz, sen de Solmaz'ı ekranda böyle gördüm, böyle tanıdın. Solmaz, bana niye talip çıktın? Öğrenebilir miyim? Bana niye çıktın? Sana karşı bir şeyler hissettiğim için. Böyle mi hissettin? Böyle mi hissettiğin değil, sen anlayışsızsın, anladın mı? Bir dakika Solmaz, mu? Bana niye talip çıktın? Onu sen... gerçekten öğrenebilir miyim? Gerçekten sırf sana bir şeyler... Sırf böyle her gün oynayacağım, beni çıldırtmak için mi çıktın? Hayır. Solmaz, gülme bak artık, yeter. Şimdi ciddi olmanı istiyorum. Sinirden gülüyorum, dünden beri yaptıklarından. Yaparım Solmaz, seven insan her şeyi yapar, anladın mı? Bir saniye, ben önce bir şey yani. Diyeceğim. Demek ki sana karşı demek ki bir şeyler tamam. Hissetmişim ki çırpındım tamam, yani. Tamam, bir saniye, önce bir şey diyeceğim.
O kız yeri geldiğinde Seda abla bizi barıştırdı Songül. Evet. Evet. Dün neden öyle yaptın kıza? Hüngür hüngür ağlıyor, beni aradı. Ağlasın. Sen işte busun. Ağlasın. Yanlış kişiye ağlasın. Değer vermişim. Evet. Ağlasın. Evet, ben yani. Seninle mi görüşeceğim? Songül'le mi görüşeceğim? Hı-hı. Benim seninle mi görüşmem var, onunla mı görüşmem var? Her şeye karışıyor. Songül, benim kaynanam mı? O hasta dediyse ne suçu var Songül? Bana ne hastalığında? Bir şey sorabilir miyim? Bana desin hastayı götüreyim hastaneye. Karıştım ben sizin. Solmaz konuşsana, ben neyinize karıştım? Ne oldu? Dün sesin çıkmadı. Solmaz bugün geldi. Yine başladın. Songül kaş göz yapıyor. Songül bizi konuştur. Songül Solmaz ne diyor? Bunları sorarken ben arkadaş değilim de. Şimdi dün onu o burada yokken şimdi savunduğum tamam, için mi tamam, kötüyüm ben? Ben de sana şimdi ben doğrusunu söyleyeyim. Neden yapıyorsun tamam, bunu sen? Tamam ben sana söyleyeyim, dur cevabını vereyim bak dinledim. Hakkın yok senin. Tamam yok, ben sana bir söyleyeceğim. Gerçekten bana yardımcı oldun. Ben sana değer vermesem, seni sevmesem, anladın mı? Senle de konuşmazdım, görüşmezdim, anladın mı? O yüzden mi hakaret ettin bir dakika, bana? Söyleyeyim hakaretimi o zaman sana. Hı. Çıkıyorsunuz beraber. Her gün benim telefonumu açan, ulaşamadıktan sonra açan Songül. O gün buradan gittikten sonra telefonu açmadı. Ne alaka? Açsaydın deseydin hasta. Sen beni bir kere aradın kardeşim. Bir kere. Tamam, onu da duymamışım. Açmadım. İyi bu kadar. İyi de ne oldu, gidecektin dışarıya, gezecektin ya arkadaşlarınla, erkek arkadaşlar. Ya ben senden izin aldım gittim, sana tamam, haber de verdi. Tamam benim az çok beni tanıdıysan ya bu kızın gözünün içine soka soka ben diyorum ki ben gideceğim gezeceğim. Ben erkek arkadaşımla gezemez miyim? Ben gidip gezebilirsin buradan bir ama gezilecek yerlerde gezilir. Gezilmeyecek yerlerde gezilmez. Ya bana şimdi burada mı laf atmaya kalkma, ben sana bak. Bak. Gezilmeyecek yerlerde şey mi dakika, gezmiş? Bir dakika. Bir dakika. Nurullah, nerede gezdin sen çocuğum? İstanbul'da gezeceğim işte Seda abla. İşte eğlenmeye gittiler. Gezilmeyecek yerler nereler, merak ettik yani. Ben de ne dedim sana, tamam Nurullah. Ne dersen eyvallah, çünkü seni çözeyim Soma diye. Hastasın değil mi? Hastaydın. Evet hastaydım. Değil mi? Ben hasta olsam önce annemi babamı ararım. Derim ki hastayım derim. Evet. Aradım zaten. Ondan sonra ne derim biliyor musun? Bu arada bir şey... Sevgilimi ararım. Değil mi Seda abla? Bu benim doğal hakkım yani. Bir şey söylemek istiyorum önce. Sen çok anlayışsız bir insansın. Annen umuyorum ki öyle değildi. Teyzeciğim kusura bakma. Hastayım. Oğlun çok anlayışsız. Emin ol, seni şu an hiç kaydı bile almıyor. Gelemedim. Kusura bakma. Annesinden de özür dilemiş olayım bu arada. Ama sen çok anlayışsız bir insansın. Niye anlayışsız? Hastalık bu ya. Gelemedim. Ya telefonu ben... açacak bile durumda değildim, anladınız mı? Tamam sen verme, Songül versin. My manager. Verseydi. Ben şimdi sen ikide bir, madem hani şimdi benim karışmaya hakkım yok ya. Benim karışmaya hakkım yok ya. Niye bana top atıyorsun şimdi? Atıyorum konuş, çünkü verseydin, cevap verseydin top. Al karış. Sen haklı olacaktın. Ben karışıyorum. Konuş. Konuşsana. Bana top atma, anladın mı? Ya sana ben hiçbir şey yapmam ben. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen bana ne dedin Solmaz? Ben seni aradım. Bir şey yaptı kendisi ben seni bana. Aradım. Dedim ki bak gel dedim, yarın dedim anneme götüreyim tamam. Seni dedim. Hatta Seda abla bak ben sizden habersiz dedim ki yüzük de takacağım dedim sana. Çünkü evet. Ben dayanamadım dedim, yüzüğü takayım oynatmam. Ben oynatmam Seda abla. Geldin zaten gene oynadın. Gene benim oynuyor. İnadımı oynadın. Burada var kimseye göre değil. Bak benim inadımı oynuyorsun, onu da biliyorum. Senin adını oynamıyorum. Benim, ya Solmaz bırak bu işleri. Sana dedim ki anneme tamam, götüreceğim seni. Tamam birazcık inadını bak, oynadım. Anneme götüreceğim dedim. Annem var ya, senin için neler hazırlanmıştı. Bak, ve gerçekten Seda abla dedi ki gelsin dedi. Öpsün dedi. Annem hastayım sen beni diyor. Dinlemeden ben bak sen beni hiç dinlemeden annem o kadar laf yaptı bana. Gene bir anne, anladın mı, yüreğe dayanmıyor. Bana dedi ki tamam oğlum dedi. Gelsin dedi. İyileşince gelsin dedi. Ne iyileşmesi abi? Beni arası dedi ki hastayım anne derim, hasta derim, böyle böyle derim. Annem zaten anlayış gösterir. Tamam. Sen ne beni arıyorsun, ne bana cevap veriyorsun. Bak Nurullah, bir ben de sana bir şey gönder... diyeyim mi? Hastaysan niye arkadaşın yanında kalmıyorsun da dün geliyorsun buraya? Gelmesi gerekiyor. Niye geliyorsun? Yanımdaydı ben sabah saat 7'ye kadar yanında kaldım. Çok seviyorsun ya. O sonra ablasına emanet ettim ve geldim. Ya bırak katılmak emanet. Gerekiyordu, sen hasta olduğunu bilseydim programa değil... Aileme bile gitmezdim, yanında kalırdım, anladın mı? Başım ya bırakın bu işleri şey ya. Ben onun yanında nerede olacağımı biliyorum. Sen fazla bir şey konuşma bence. O yüzden geldim sana. Zaten buraya. Evet, o yüzden geldim. Bir ya. Şey söyleyeceğim sana. İyi oldu, boşuna da gitmemiş olduk. Sizin örf ve adetlerinize ben uymuyorum. Kusura bakma. Uyumuyorsun. Öyle demesi olmaz. Uyumuyor. Öyle dedi ya. Gerçekten. Dün öyle dedi annesiyle ya burada. Annesiyle görüşeceğiz diye heyecandan mı acaba biraz bir dans ediyorum diye Roman'ım diye herhalde uyumuyor sizin. Ben senin sözüne göre ben konuştum. Bak eyvallah tamam. Veteride bir dakika pardon. Arkada bana ne söyledin? Sen şurada bir konuşma yaptık seninle. Ne dedin bana? Ne dedim? Dedin ki ben eğer dedin sana karşı gerçekten bir şeyler hissedersem, hı, aşık olursam dedin. Tabii peki, ki de bunları yaparım dedin. Nurullah'ın annesi ilk defa telefona bağlanıyor. İlk defa Nurullah'ın annesi bak, konuşacak. Evet. İlk kez bakalım o Solmaz bu işe ne diyecek. Sinirlenir. Hakikaten ilk kez. Lütfen ekran başından bir yere ayrılmayın. Alo. Reklamlardan sonra buradayız. Nurullah'ın annesi açıklamalarda bulunacak.
Seviyor beni. Gerçekten zaten bağlanmalarını istiyorum. Bağlansınlar yani. Solmaz. Bağlayın yani. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu aşk, sevgi? Ne oldu? Bilmiyorum. Kendi bir şeyler yapıyor ama. Yani. Kırmasın. Yani kırma insanlar, anladın mı? Bir anda öfkelenince ne dediğini bilmiyorsun. Seda abla, ben niye kırıldığımı söyleyeyim mi? Hani burada açmak istemedim Seda abla. Aslında Songül de gözüktüğü gibi hani konuşuyor ediyor da içinde hiçbir şey yok Seda abla. Ben kesinlikle. İlk defa bir kıza karşı böyle fevri davrandığımı görüyorsun Seda abla burada. Yani gerçekten... Peki Hülya'cığım. Alo. Hülya'cığım nasılsın tatlım? İyiyim Seda abla. Siz nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim yavrum, teşekkür ederim. Solmaz'la Nurullah karşımda. Dün annene getirecekti Nurullah Solmaz'ı ama Solmaz hastaydım dese de inandıramıyor. Nurullah bayağı bir bozuldu. Sen ne diyorsun? Seda abla, dün gerçekten de bekledik onu annemle birlikte. Çok istiyoruz Solmaz'ı. Solmaz gerçekten de çok güzel bir kız. Yani bilmiyorum. Şu anda annem şu anda hasta, gerçekten de tansiyonu yükseldi. Geçmiş olsun. Neden? Hayırdır inşallah. Ya benim böyle hareketlerimi ya, görüyor abi. Üzüldüğü için. Üzülüyor, çok üzülüyor. Nurullah gerçekten de ilk defa birine karşı böyle hisleri var Seda abla. Bilmiyorum. Solmaz, Hülya ile bir konuşur musun hayatım? Merhaba ablacığım. Konuştuğum mu? Bir kere konuşmuştum. Merhaba Solmaz. Nasılsın canım? İyiyim abla. Sağ ol sen. İyiyim. Sağ ol. Teşekkürler. Senden bir ricam olacak gerçekten de. Buyur. Şu anda annem hasta. Geçmiş olsun. Sağ ol canım. Teşekkürler. Tansiyonu yükseldi kadının. Nurullah'a bir şans vermeni istiyoruz Solmaz. Ne şansı abla ya? Aha. Ben bir şans. Bir dakika, ne oluyor burada ya? Şimdi abla şöyle bir şey var. Kardeşiniz dün dedi ki, Seda abla dedi, ben hasta hasta gene dayanamadım, telefona bağlandım. Dedi ki Seda abla dedi, Solmaz dedi, bizim dedi örf ve adetlerimize uymuyor. Öyle ben oynayarak oynuyor. Uymuyor dedim bak. Sözümün arkasındayım hala. Ben oynuyorum. Ne dedim Seda abla? Tamam mı? Dedim ki öyle oynar. Sen bana demedin mi bir değişen diye. Bir saniye ben lafımı bitireyim. Gülme bana. Beni bitirsin, de güldürtme. Evet. Ondan sonra uymuyor dedi. Ben oynuyorum. 3-4 yaşımdan beri oynuyorum yani. Evet. 10 numara 5 yıldız bir oğlan çocuğu yetiştirmişsiniz. Maşallah. Fakat çok kıskanç. Evet, gerçekten de o gün söyledi zaten, ben kıskanç değilim dedi. Ama Nurullah gerçekten de senden sonra bayağı bir kıskanç, yani oynamamı istemiyor. Onun için de olsa bir şans var. Oynama bence. Ama Solmaz ya. Yani herkes Nurullah gibi. Şimdi hangi burada beni arkadaşlardan hiçbiri seni oynatmak istemez yani. Ben anlaşılamıyorum ya da. Ya da ben kendimi anlatamıyorum. Anlatamıyorum. Sen bana geçen ne söyledin Solmaz? Ne söyledim sana Nurullah? Sen demedin mi? Ben sana yüzüğü takana kadar, biz evlenene kadar ben senin şeyini karışmayacağım. Murat abi nerede? Murat abi de vardı abla. Ben sana şimdi de eyvallah diyorum sana. Ben şimdi sana yüzüğü takayım o parmağına. O zaman sorun yapmayacaksın. Şimdi takayım. Şimdi sana yüzüğü takayım. Sen emin ol gene çıkıp oynayacaksın Solmaz. Bak gülüyorsun. Kendi dediğine bile inanmıyorsun. Çünkü sen bana ne dedin biliyor musun Solmaz? Bak ben sana örf adeti de anlatayım Solmaz. Sen bana ne... Dinliyoruz Aynen. yavrum, dinliyoruz Hülya. Abla bir şey söyleyeceğim, bir dakika özür dilerim abla. Seda abla gerçekten de Nurullah Solmaz'dan sonra çok değişti. Biliyorum. Ona karşı hisleri var Seda abla, gerçekten de ben konuşuyorum. Ben de biliyorum hissinin olduğunu, benim de ona karşı Hayır, var abla. Hayır, onu da geçiyorum. Solmaz, ben sana örf adeti anlatım ama onu demek, bak sen beni yanlış anlıyorsun. Sen bana ne dedin biliyor musun? Biz seninle konuşurken bana dedin ki Nurullah bak, ben gerçekten aşık olursam, eğer gerçekten seni seversem dedin, tamam. Senin için tamam dedim, bırakırım dedim. Bunu tamam. söyledin mi bana? Söyledim. Ben de bunu aileme söyledim. Tamam. Dedim ki ben öyle dedim, çıkıp oynamayacak, etmeyecek. Yani hep bu modda gittim aileme ki öyle ailemi ikna ettim, anladın tamam, mı? Tamam. Yani sonuçta şu anda benim ailemden biri bağlanıyor, benim bir parçam bağlanıyor. Tamam. Bana diyor ki şans. Abla burada kimseye şans diye bir şey yok. Biz burada zaten anlaşıyoruz. Anlaşmadığımız konu biliyorsun. Bana ne yaptı? Dedi ki ben dedi, ablama gidiyorum dedi. Yani 24 saat hiç ulaşamadım ve hastayım diyor. Hasta bana da haber vermiyor. Ya neydi adı? Songül. Songül bir de buraya geliyor diyor ki hasta. Ya böyle bir bahane ya bu. Bahane falan değil. İşte insana ya bana senin güvenin yoksa bir kere zaten bu gemi yürümez. Anladın mı? Vallahi 24 saat ablama gidip de telefonu açmayıp da en yakın arkadaşım buraya gelirse burada hangi erkeğin kafasında soru işareti kalmaz? Yok söyle biri çık kalkışın eline. Öyle yapmayın, birbirinizi kırmayın şimdi. Hülya abla, biz şimdi abi. Dünkü randevumuza gelemedik. Dün Solmaz hastalandı, Nurullah Solmaz annemizin elini öpmeye getiremedi. Evet. Bunun bir tekrarını yapamaz mıyız ya? Ne bileyim yarın öbür gün.
İstiyoruz Uğur abi, gerçekten. İstiyoruz, olmazı biz sizin istiyoruz. İstemenizle olmuyor ki. Aynen abla, öyle. Dün her şeyi bitirdi yani. Buyur gelsinler, annemlerini öpsünler, bizi bir tanıtsın Seda abla, Uğur abi. Evet. İstiyoruz evet. Gerçekten de. Ne güzel olur. Ben de öyle demiştim zaten abla, hastalık bu yani, ne yapayım Seda abla. Ama şu var ki bu çocuk senin oynamana müsaade etmez. Evet Seda abla. Etmez. Niye kimse beni anlamıyor? Nurullah'ı da tanıyorum, seni de çok iyi tanıyorum. Etmez. Çok güzel bir kızsın, çok iyi yürekli bir kızsın. Ayrıca Songül'le ilgili kendinden daha çok senin mutlu olmanı istediğinden eminim Songül'ün. Bu o kadar eminim. Seda abla, özür dilerim. Bak diyorum ki evine otur. Eğer ben sana bakmazsam, istediğin her şeyi giydirmezsem. Bak diyorum sana Solmaz. Ya eğlence mi? Tamam, haftada bir gün falan beraber eğlenelim ama evimizde eğlenelim, anladın mı? Her şey yani iş herkesin önünde falan, yani ne mantıkla bana söylüyorsun ya oyuncağı? İlla ben mi geçeceğim? O zaman sen de değiştir bir şeyleri. Değişmedi. Madem diyorum ki evinde izin verirsin. Evinde madem ol, anladın mı? Evin içinde her şey yap. Ama Solmaz, kalkıp da burada 70 bin insan içinde benim görüştüğüm bir insanı ben oynatmam. Tamam, oynatmazsan. Solmaz bak buradan tamam. Çıkıyorsun, gel oynayarak çıkıyorsun. Sen zaten dün rengini belli ettin. Seda Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Solmaz, bir şey buyur söylemek abicim. İstiyorum sana. Bu dünya yüzeyin üzerinde yaşayan her canlı eşini kıskanır. Eğer seviyorsa gerçekten kıskanır. Kıskanan insan da asla oynatmaz. Nurullah'ın yerinde olsaydın ne yapardın? Oynatmam. Oynatmazsın. Asla. Semra bana Hanım, ait olmalı o. Peki Semra Hanım. Alo. Ne diyorsun? Görüyorsun pırıl pırıl yalnız bir genç telefondan kızımız. Telefondan bir ses geldi Seda Hanım. Ablası, o da dinlesin. Tabii. Şimdi evladım, tamam, oynamayı seviyorsunuz, gerçekten neşeli insansınız, takdir ederiz. Küçükten beri oynuyorum diyorsun, siz doğmadan evvel de oynuyorsunuz, bilincinizdeyiz. Oyunu seven insanlar, öyle bir camia ve neşeli insanlarsınız. Bak bunlar hep artıların kabul. Evet. Ama bir erkek... Yani şu teminki izlediğimiz hareketleri Türkiye'ye oynatamaz. Yani bir de böyle bu yanı var bu işin. O konuda da çocuk haklı. Çok mu seviyorsun oyun oynamayı? Her gece kocanı oyna inşallah, nasip dans olsun da evladım. Kere başka düğünde oyna. O yaptığım hareketlerde ne var mı? Şöyle bir izah etme bir şekli yok yani. Yaptığın hareketler. Ne varmış o hareketlerde ayıptır söylemesi anneciğim? Hayır. Şimdi şöyle diyeyim ben. Hani oyun çok güzel. Evet. Harika oynuyorsun. Sağ. Ama bir erkek kıskanır. Ben de öyleyim. Bu benim doğam. Buna da hak verelim. Şey demek istedi. Doğan bu benim. Hani yoksa o kadar güzel. Tabii. Yanlış tabii. Anlama çocuğum. Yani şimdi hani şu hızlıya geçiş falan var ya. Ben bayanken bayıldım. Zevkle izledim. Sağ, bu da bir erkek yani. Hani oynatırım diyen de var, karışmam diyen de var. Olmaz. Özer, al mikrofonu. Oynayabilir, dans edebilir. Tabii ki. Seda Hanım şöyle, yani ben zaten 3. sezonum. Baştan da söyledim, ben kıskanç bir insan değilim diye. Hatta bana da çok böyle kıskanç insanlar da gelmesin diye belirttim. Yani Solmaz'ın oynaması, mesela ben Nurullah'ın yerinde olsaydım, ben karışmazdım. Oynamak istiyorsa da oynayabilir. Bunda bir şey yok. Tamam. Yani dans etmek kötü bir şey değil. Herkes düğünlerde oynuyor. İşte düğünlerde oynasın ama meslek icra edeceğim diyorsa, affedersiniz evet. Sözünüzü kestim, yanlış anlaşılmasın. Meslek icra edeceğim diyorsanız. Ediyorum da zaten başladım. O zaman kardeş de bunu baştan ya kabullenecek ya kabullenmeyecek. Diyordun, sen bana demedin mi? Bu kadar. Seni özgürlüğünü kısıtlamam, hani şey yapmam demedin mi? Otururken dedin Nurullah, çok... neden böyle yapıyorsun? Solmaz, ben de dedim, arkasındayım hala bak. Ben sana diyorum ki, ben seninle ciddi bir yoldayım değil mi? Ha. Ciddi bir yoldayız seninle değil mi? Ama böyle bir durumda eğer...